Şekerli katmer. Hamuru için 4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar su. İçi için 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı tahin, 1 çay bardağı kuru üzüm, 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi. Hamurları yağlamak için 3 yemek kaşığı bitkisel margarin, 1 çay bardağı ayçiçek yağı. Şimdi efendim geldik, saçta pişecek olan iki tarifimiz var. Evet. Aslında şimdiden söyleyebiliriz. Bir hamur yapacağız ki bundan iki tane tarif çıkacak size. Onu da müjdesini vermiş olalım. Evet. Yani hem ikinci tarifimiz şekerli katmerin hamuru olacak bu. Hem de üçüncü tarifimiz yani günün son yemeği bir köy usulü saç böreğimiz var. Evet. Onun da aynı hamurdan olacağını söyleyelim. Dolayısıyla hanımlar bir hamurdan iki tane güzel hamur işi tarifi çıkartabilirsiniz. Sacı kurduğumuzda ikisini birden pişirmiş olabilirsiniz. Evet. Ama biz önce şekerli katmeri yapalım. Evet. O zaman bu basit bir hamur. Evet. Yani bizim böyle bir bazımız olacak aslında. Evet, annelerimizin yaptığı çok basit bir hamur. Şimdi hemen bir göz atayım fırınımıza. Kol böreğimiz pişiyordu. Şöyle. Güzel kabarmış, kızarıyordu. Wow, evet, çok güzel olmuş. Sirke de koyduk ya da böyle bir çıtır çıtırlık sağlayacaktır evet. Diye düşünüyorum. Hamurumuzu güzelce o zaman yoğuralım. İstediğimiz kıvamı alsın. Evet. Çünkü bizim iki tarifimizde de kullanacağımız hamur olacak. Ondan sonra şekerli katmer için yavaş yavaş açma işlemini bezelye ayırmaya başlayacağız. Evet, şimdi artık bezelye ayırma vakti geldi. Evet. Bezelyelerimizi hazırlıyoruz katmerimiz için, şekerli katmerimiz için. Tamam. İki tane. Öbürlerini de yapalım. Beze olarak hazır olsun. Evet, hazır olsun. Açmamız da daha kolay olur. Tamam. Bu hanımların aslında çok işini rahatlatacak bir şey. İki tane farklı çeşit tarif çıkarmak bir hamurdan çok güzel. Peki bunlar şimdi saçta pişireceğiz ama sonuçta tavada da pişebilir. Tabii. Yani. Az daha ufak açarız, tavada da pişirebiliriz. Orada o zaman bezeyi daha ufak açmak lazım. Aynen. Önemli olan o. Aynen. Şimdi bunlarımızı da hazırladık. Al. Bunları buraya alalım mı? Alacağız. Şöyle yapalım. Şöyle göstereyim. Bir tane de örtü alayım şuradan. Evet. Üstünü örtelim, bezelerimiz kurumasın. Hem biraz dinlenmiş olur aslında. Çok iyi de oldu. Çok da güzel açılacak bunlar inşallah. 2, 4, 6, 8 beze çıktı efendim evet. Buradan. Bunu şimdi arkaya alıyorum. Çünkü bu bizim son tarifimiz için. Son tarifimiz. Kalsın orada dinlensin. Şimdi gelelim şimdiki tarifimize, şekerli evet. Katmere. Şekerli katmerimize gelelim. Tahin var. Tahinimiz var. Üzüm var. Üzüm. Yaş üzüm gibi böyle evet. Değil mi? Evet. Bir de cevizimiz ceviz var. Ve üzerine şeker de, var. Evet. Şekerimizi ekleyeceğiz. Aslında bu yaş üzüm derken kuru üzüm. Kuru üzüm ama daha böyle biraz yumuşa. Daha nemli hali. Evet, yaş üzüm yumuşa. Derken bildiğimiz üzüm değil tabii ki onun kurusu. Evet. Ama o kurumuzu alalım. Genelde böyle suda muda bekletildiği zaman biraz daha o çok kurulu gidiyor. Evet. Yağımız hazır mı? Aa demedin, hazırlamadım. Hemen yapayım. Ne yapıyorum? Tamam, ben açana kadar siz zaten. Tamam. Biraz margarin, birazcık da ayçiçek yağı. Eritip karıştıracağım evet, değil mi? Tamam. Evet. Ne kadar margarin kullanalım? Şöyle gösteriyorum. Yarımdan az kullanalım. Yarımdan az. Birazcık da sıvı kullanacağımız için. Tamam, şöyle 125 gram, 100 gram kadar kullanayım. Evet. Tam denk gelecektir. Evet. Kadar büyüklükte yeter. Yeterli. Hı hı. İncecik kağıt gibi bir hamur değil. Onu söyleyebilirim. Değil mi? Bir tık daha kalınlığı var. Evet. Şöyle gösterelim. Şimdi. Oklavayla da istersen çağırsın birazcık. Evet. Ama her tarafı eşit. Ha, evet. Bir şekilde. Yani deminki ilk açtığımız kol böreğinin hamurundan çok farklı. Yok. Malzemeler de zaten ona göre farklı. Şöyle gösterelim. Evet. Böyle bir kalınlığı hı hı. Var efendim. Evet. Şimdi bunu yağlıyoruz. Tamam.
Geç kalmışım yağımı eritmekte. Önemli değil. Ondan sonra zaten artık malzemeleri koyduktan sonra sacımızı da pişireceğiz. Evet. O zaman şöyle yapalım. Erisin. Bu sırada hemen sacımızı da alalım. Tezgahımızda evet. Ki onda bir tık ısınması, birazcık ısınması lazım. Ondan sonra malzemelerini koyup hemen sacımızı atıp pişirmeye başlayacağız. Sacımızı aldık, yaktık. Hatta üstüne artık duman çıkmaya başladı. Ben hazırım diyor. Malzememizi evet, koyalım. Evet, biz de açtık. Değil mi? Evet, önce bir yağlayalım. Tamam. Bu arada böreğimiz oldu. Fırını kapattım. Az sonra onu da servis edeceğim. Bir iki dakika dinlensin. Sonra da şeker serpeceksin. Evet. Şöyle. Gene biraz esnettin eline kol böreğinin evet, gibi. Evet. Hamurlar yumuşak yorulunca böyle kendinden geçiyorlar. Sonra bu şekilde. Gene gül böreği gibi. Şeklinde. Bu şekilde sarıyoruz. Saçta pişirdik ha? Evet ama üzerinden açacağız. Şöyle yapıyoruz. Bunu beklemeye alıyoruz şu anda. O bekleyecek. Evet. Şimdi tamam. Bir tane daha açıyoruz. İkincisini aynı şekilde yapacağız. Evet. Sen onu yaparken ben de hemen böreğimi servis edeyim. Şu böreğimizi bir gösterelim ya. Kol böreğimizi. Mis gibi olmuş. Hemen sunumunu yapalım. Dilimlemesi çok daha rahat olacak hakikaten dediğin gibi. Kızardı. Nar gibi kızardı üstü. İkinci bezemizi aynı şekilde açıyoruz. Az sonra onları tekrar oklavayla açıp saçla pişireceğiz. Saçla pişireceğiz. Tekrar açacağız. Evet. Tekrardan açacağız. Sacımıza koyacağız. Şimdi artık o içinde malzemeler, tahin, ceviz, şeker evet. Hepsi iyice bir yoğrulmuş oldu. Bakalım şöyle. Evet bak tahinler falan çıktı. Cetvelle göstereyim. Evet. Gösteriyorum. Hadi şöyle. Pişirelim. Tamam atalım. Atalım. Şöyle. Bismillah diyelim ilk. Evet. İlk katmerimiz gelsin. Oo, saçta da hızlı pişiyor. Değil mi? Evet. Hemen ikincisini istersen açalım hazır olsun. Hı-hı. Rengi dediğin gibi hemen rengi kızardı, hemen değişti. Evet. Ay çok merak onu ettim. Onu sonra üzerini yağlayacağız, bir daha çevireceğiz. Nar gibi kızartacağız. O zaman yağı şuraya alalım. Aha, sizin yanınıza vereyim ben. Mesela bir sonraki çevirmeden önce bir yağlamam gerekecek şurayı tabii değil ki. Mi? İlk önce altı da pişsin birazcık. Tamam, bu erittiğimiz yağı o zaman kullanacağız bu şekilde. Kullanacağız tabii. Evet, hatta şöyle çevirelim nar gibi bakalım. Güzel gözüküyor. Şimdi onun üzerine bir şey yapalım. Alayım mı? Tamam. Koymak için. Katmere gel diye bağıracağım şimdi burada. Ama bağıramadım. Katmere gel, geldi. Katmere gel, katmere gel. Bunu da açtık. Tamam.
Neyse. Saniyeler kaldı efendim. Yanında şahane. Bir kokusu, çay olur. Evet. Yani eğer böyle tuzlu patatesli işte bir şey yaparsanız yanına ayran da olur. Dayanamıyorum. Ben şuradan ızma atacağım galiba. Bence atın. Ama çok güzel. Vallahi şahane olmuş. Efendim. Bitti. Şekerli katmerimizi yaptık. Sacımızı da pişirdik. Hemen şöyle ön tarafa doğru koyalım. Hanımlar da şöyle bir görsünler. Şöyle bile döndürüyorum efendim. Wow. Günün son tarifi gelecek. Sacda devam ediyoruz.